Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, elimde gördüğünüz üzere şöyle tek renk mürdüm rengi bir tülbentim var ve onunla birebir aynı renkte 25 numara mürdür rengi altın başak ipim 2 numara yeşil ve şöyle kar beyazından yaptığım kar beyazı leylak deyince tüm tuhafiyelerden alabilirsiniz İpimde altın başak 2 numara yeşil evet modelim bakın bu şekilde şöyle şu duruşu iki katlı çiçek modeli bakın şu şekilde altına bir tane daha yaprak yaptım çiçeğimizin altına şöyle dediğim gibi kadife gibi bir duruş bu iki kat olması sergiledi bir de renginden dolayıdır arkadaşlar kadifemsi bir doku oluştu modelimde şöyle bakın birinin içini beyazdan diğerinin içini de böyle mürdür rengi yaparak tonlama yaptım böyle sade tek renkli geldiğinde benden istendiğinde kırmızının üzerinde beyaz vardı ve tüm tülbet o şekildeydi. Siz de sadece böyle bu şekilde de yapabilirsiniz veyahutta da bunu ben kendim tasarladım. Bu şekilde tonlama yapayım istedim. Beğenirseniz bu şekilde, beğenmezseniz ikisini farklı yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Şöyle renk bile yapabilirsiniz. Beyazın üzerinde arkasında bu şekilde bunları mordur, mavidir, yeşildir, her renkten kırmızıdır. Tüm renklerden de tüm rengarek yani her çiçeği ayrı renkten de yapabilirsiniz. Şöyle bakın ben sadece tülben tek renk bu renk olduğu için bunu tasarladım. Yani o an aklıma bu geldi. Eğer bir beyaz bir tülbent veya da siyah bir tülbent üzerine yapsaydım rengarek yapardım. Evet, ara suyumuzda bu şekilde bakın tutturma şeklini de eee çiçeğimizi kenar suyuna sabitleme şeklini de bu şekilde hazırladım. Modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şimdi motifimizi yaparak başlayacağız. Sihirli halka kullanacağım. Şöyle parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine koyup ortasından girdim şöyle bir sık iğne, bir zincir çekip bir tane de içine sık iğne yapıyor. 3 tane zincir 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. 5 zincir. Hemen buraya 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane tomurcuk oluşturdum. 1 2 3 zincir. Hemen yuvadan bir ilmek alıp bunu buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yanına hemen bir sık iğne. Yapraklarımızın, çiçeklerimizin arasına muhakkak birer sık iğne yapacağız. Şimdi 1 2 3 2 defa doladım. 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir, 5 zincirimi kapatıyorum. Tamuçuk yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen aynı yuvanın içine kapatıp yanına hemen bir sık iğne. Evet, ikincisi de bu şekilde oluştu. üçüncüsü için 3 zincir iki defa doladım şöyle 2 2 2 alarak bir taraftan yaptım 5 zincir hemen 5 zincirimi buraya kapattım bir tane tomurcuk oluşturdum ve 3 tane zincir dibine tam orta yerine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum şimdi bakın yaparken bu açılma oluyor ya arkadaşlar Dur. Şu sık iğneyi de yapayım. Şimdi açıldı elimizde gösterirken şöyle bu küçük ipi tutup bakın yuvamızı bu şekilde küçültüyoruz. Evet bakın minicik oldu. Şimdi bu üçün yanına 3 üç tane daha yaparak 6'ya tamamlayalım. Şöyle 3 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 alarak trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arasına sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir şöyle yuvaya sık iğne ile 3 zincirimi kapattım hemen yanına bir sık iğne Evet bu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2 alarak bu şekilde trabzan 5 zincir. Yaptığım trabzanın arasına kapatıyorum. 3 zincir. Bunu da sık iğne ile yuvama sabitledim. Şöyle dibine muhakkak bir sık iğne 1 2 3 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girdim ilmek aldım şöyle 2 2 ve 2 çok kolay yapılış arkadaşlar ekranda hem kameradan gör hem sayısını tut derken biraz yavaş yapıyor olabilirim maksat anlaşılması için yoksa yapılışı gerçekten çok kolay 3 zincirimi çektim şöyle buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın 6 tane şöyle bu şekilde oluşturduk. Son olarak yine bir sık iğne çekiyorum. Çünkü ilk başlamanın sık iğnesi belli belirsiz oluyor genelde arkadaşlar. Şöyle bir zinciri de çekiyorum. İpimi şöyle biraz bakın uzun koparıyorum. Şöyle. Bu bak, şu elimdekini bir bırakayım daha net anlaşılsın arkadaşlar şimdi bunu yaptık şu sihirli halkanın ipi var ya arkada onunla ilk önce ayarlamasını şöyle bir çekerek yapalım bakın istediğiniz boyutu şöyle şu şekilde yuvarlaklığı veriyoruz o yüzden bu sihirli halkayı tercih ediyorum kolaylık olsun diye şu koparmış olduğumuz ipi bunu değil İsterseniz ikisini birbirine de bağlayabilirsiniz lakin bakın şuradan İlk yaptığım bu yerdeki ilmeklerden şöyle kameradan gördüğüm kadarıyla hemen bunu buradan bakın 2 3 tane tutabilirsiniz. Ben göstermek amaçlı bir tane yakalayabildim. Bakın buradan geçirdiğiniz takdirde kaynaşma oluyor. Şöyle. Bakın. Evet şimdi bunları ben böyle arkada yakıp temizleyip şu ipi tekrar siz kendinize göre ayarlayın arkadaşlar hemen ikinci katını yapımında oluşan Yapmış olduğumuz bu iki sık iğnenin tam ortasından şöyle giriyorum. Bakın şöyle halkanın ortasından girip bu şekilde arasından sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arkasından şöyle dolanıp hemen yanındaki boşluktan 3 zincirimi buraya kapatıyorum. Böyle buralar arka taraflara yuvalar hazırlıyorum. Evet 1, 2, 3 zincir. Hemen arkasına dolandım. Şöyle yapmış olduğum sık iğneden böyle fazla kapatmıyorum. Şöyle hafif bir görüntüsü olsun arkadaşlar. O yüzden yani bol da bırakmıyorum. Fazla da sıktırmıyorum. Şöyle bir aradan girdim şu genişlikte bir kapatma işlemi yapıyorum. Tekrar 3 zincir hemen şöyle çevirip aradaki boşluğu sık iğne işte kolaylığı bu arkadaşlar. Bu geçişleri bize kolay bir şekilde sağlıyor. Tekrar 3 zincir çeviriyorum. Orta yerinden girdim. Şöyle iki yaprağın arasından girdim sık iğne ile buraya sabitledim. Evet, tüm altı yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz. Son yuvamız için 3 zincirimi çektim ve bu arkadaki yuvanın direkt içine girip sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi buralara her yaptığımız 3 yuvanın içine biz de arkadaşlar bir kat daha böyle çiçek yapacağız yaprak yapacağız 3 zincirimi çekiyorum bir defa doladım hemen Yuvanın içinden gelip 1 2 ve 3 seferde bir tırabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle 1 2 2 şöyle bol bol alıyorum uzun olsun diye tırabzanım. 4 zincir çekiyorum. Kapattım 4 zincirimi buraya. Hemen buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın son yaptığım trabzana şöyle girip 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. de şu şekilde arkadaşlar yaptığımız bu 3 zincirin içine girerek yapıyorum. Bakın, buraya girdim sık iğne ile sabitledim bu şekilde bir kat daha yaprağımız oldu şöyle birini daha yatırıyoruz yaptığımızı kaldırıp yapacağımız yaprağımızı yatırıyoruz bu arkadaki 3 zinciri rahat yapabilmek için hem siz rahat görün hem de ben rahat çalışayım şöyle 3 zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 1 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvanın içine girdim şöyle bir şöyle bol bol alalım biraz uzun olsun şöyle iki içine altı tane sık iğnemiz sığsın arkadaşlar iki bir iki üç dört zincir kapattım dört zincirimi sık iğne ile buraya bir tane tomurcuk yaptım bakın bu trabzanın geride kalan kısmına da altı tane bu şekilde sık iğne yapıyorum şöyle iki üç 4 5 6 7. de bakın aynı şekilde yine bu beyaz yuvanın 3 zincirli yuvanın içinde yapıyorum ve yaprağımız hazır. Diğer yuvaya bu üç zincirli yuvaya da sık iğne ile geçiş yaptım bakın. Şöyle yapacağımı kaldırıp diğerini yatırıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 1 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 1 2 2 ve 2 alarak bu şekilde uzun bir trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum 1 öyle 2 3 4 5 ve 6. Yuvaya da girip 7. idi. Yuvada yapıyorum. Evet. Bu şekilde bakın. 3. yaprağa da yaptık. Sıradaki yuvaya da şöyle bir sık iğne ile, ile geçeceğim. Bu üçünde ne yaptıysak Aynısını burada da yapacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde. İlkini 3 seferde, ikincisini 4 seferde alıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen kapattım bu 4 zincirimi. Yuvaya. Bir tane tomurcuk oluştu. Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, şöyle 4, 5 ve 6. 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Hemen yuvaya girdim, sabitledim. 7. sık iğnemi de bu şekilde yaptım. Sıradaki yuvamın içine geçişimi yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 1 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir sık iğne ile buraya 4 zincirimi sabitliyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7. de bu şekilde yuvada sık iğne ile sabitledim. Hemen diğer sonuncu yuvamızda yapıp bitirelim arkadaşlar. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir bir defa tığımı doluyorum. 1 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Hemen buradan sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burada yuvanın içine bu üç zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitleyip şöyle bir tane de zincirimi çektim. Hemen ipimi koparıyorum. Demin göstermiştim arkadaşlar bu mor çiçeğimde bakın. işin bu şekilde oluyor. Şöyle bunu buradan kenardan bakın yanık izi gözükmesin diye. Şöyle buradaki ilmeğimden alıyorum şöyle ucunu birazcık o yüzden uzun bırakıp bakın buradan şöyle çekerseniz kaynaştırma işlemi oluyor. Bakın buradan buraya hiç e, aynıymış. Geçiş normal zincirle geçiş yapmış gibi. Bakın bu şekilde hiç belli olmuyor. Şöyle çekip bunu arkada keseyim şöyle. Bakın bu şekilde yaptığımız işimiz bu kadar arkadaşlar yapımı çok kolay Ben her noktasını her aşamasını görün diye hiç kesmeden yaptım motifimi Evet yaptığım en kolay motiflerden bir tanesi oldu diyebilirim şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ara suyumuz bu şekilde bakın şöyle beş tane bıraktım tülbentimizin e, sık iğne ile sabitledik ilk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz 1 2 3 şimdi 5 tane bıraktığımız için ben direkt motif sabitleme işlemiyle başlayacağım şöyle bitiş dedi arkadaşlar ara göstereceğiz ara suyuyla sabitleme işlemi çok uyumlu birbirinin aynısı 3 zincirimin üzerine bir defa tığımı doluyorum şöyle 1 2 ve 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi motifimi alıyorum. Motifimin ters tarafı bana bakacak bu şekilde. Ve burada çekmiş olduğumuz 4 zincirimizin içine giriyoruz Bakın bu şekilde. Şöyle kapandığı için ben bunu tığımın ucuyla açayım arkadaşlar. Şöyle bakın 4 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum ve bir tane de üzerine zincir çektim hemen trabzanıma şöyle sabitledim bakın bir zincir çektim bir tane de burada sık iğne yaptım tekrar bir zincirle de bağlama işlemi yaptım aslında burada üç tane böyle minik bir pipirik oluşturmuş oluyorum bir iki üç zincir hemen yanındaki boş olan tığ battıma giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki 3 aynı işlemi yapacağız bir defa doladım yandaki boş olan tığ battıma 1 2 ve 2 yine bu şekilde bir trabzan yaptım tepesine bir tane zincir çekiyorum şimdi bu sabitlediğimiz yerin arasındaki bakın buraya şöyle sık iğnenin olduğu yere giriyorum geçiş sık iğnemin içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim bir zincirimi bir zincir de üzerine çektim ve buraya trabzanımın arasına sabitledim bu şekilde şöyle tam orta yerinde yaprağımızın sabitledik 1 2 3 zincirle diğer yuvaya böyle geçiş yaptım 3 zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım Hemen yandaki boş olan tığ battıya girdim. 1, 2 ve 2. Trabzanın tepesine bir zincir. Şöyle çevirdim yine tersi bana bakacak. Bakın boş olan sıradaki hemen bu. Bunun içine 4 zincirli tomurcuğun içine bir zincirimle sık iğne ile girip tekrar üzerine bir zincir döndürdüm. Trabzanıma bağlıyorum. Ve 3 zincir. 3 zincirimi boş olan hemen yanındaki yere şöyle sabitliyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle size bir bakıtayım sonra suyunu ara suyunu göstereyim arkadaşlar Evet bakın çok kolay yapımı da bir o kadar şu trabzanların aynı şekilde de yapılması şöyle yapılış e, tutturma şekli bu şekilde şimdi şu ara suyundan da iki tane filan gösterip e, videomuzu bitirelim arkadaşlar 3 zincirimi çekip bırakmıştım bir defa doladım boş olan tığ battıya 1 2 ve 2 1 2 3 4 zincir buraya bir tane tomurcuk yapıyorum trabzanımın arasına kapatıyorum 3 zincirle tekrar boş olan tığ battıya inişimi yaptım. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum. Hemen yanındaki boş tığ battıya 1 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Tırabzanımı buraya kapattım. Şöyle 1 2 3 zincir boş olan bu şekilde tığ battı ya 3 zincir aynı şekilde 5 tane yapacağım bir defa doluyorum hemen 1 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şöyle 1 2 3 zincir hemen boş olan yere sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Yaptıklarım bu şekil oluyor. Bakın arasıları çok güzel oluyor. Hemen iki tane daha yapıp şöyle biraz çoğaltıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Modelimiz bu şekilde. Eee bitmiş hali. Evet modelimi tamamladım bakın arkadaşlar bu şekilde tülbent üzerinde de şöyle bir görün istedim. Evet modelimiz bu şekilde şöyle tülbent üzerinde de görün istedim. Ee, bakın kadife gibi çok tatlı çok hoş bir model yaptım sizlere arkadaşlar. İnşallah şöyle işinize yarayan güzel bir çekimde olmuştur şöyle çözünürlüğü güzel olan evet, modelim bu şekilde yapımı kolay tezde hemen yapıp bitireceğiniz bir model oldu bu şekilde yapımı hoş yapımı kolay bir modelle karşınıza geldi. Evet sizler demeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar çünkü sizlerin beğenileri YouTube'da önermelerde ön plana çıkarıyor. Böyle sizler de emeklerim karşılığı için videolarımın devamı için beğenilerinizi eksik etmezseniz şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.